8. sohbet, mürayilik. Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 19. günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Mürayinin elbisesi temizdir. Fakat kalbi pistir, necistir. Mübah olan, yani yapılmasında da yapılmamasında da herhangi bir mahsur bulunmayan hususlarda zahitlik gösterisinde bulunur. Buna karşılık çalışması gereken yerlerde çalışmaz, tembellik eder. Dinini satarak geçinir. Takva sahibi olmaz. Şüpheli şeylerden sakınmaz. Açıkça haram yemekten çekinmez. Yaptıklarını avam tabakasından gizli tutar. Buna karşılık seçkinlerden bir şey gizlemez. Bütün zühdü ve taati görünüştedir, zahirdedir. Dışı mamurdur, içi ise haraptır. Yazık sana! İzzet ve celal sahibi Allah'a kulluk gerçekte kalb iledir. Kalıpla, yani bedenle ve şekille değildir. Allah dostluğu ile alakalı ne varsa hepsi de kalbe, öze ve manaya taalluk eder. İçinde bulunduğun halden sıyrıl. Ta ki izzet ve celal sahibi Allah'tan sana bir elbise alayım. Öyle bir elbise ki onu hiçbir şey eskitemez. Sen hali hazırda içinde bulunduğun elbiseyi soy at ki o seni giydirsin. Sen izzet ve celal sahibi Allah'a karşı olan vazifelerin hususunda tembelliği bırak. Bu husustaki tembellik elbisenden soyun. Halk ile beraber bulunma elbiseni çıkar. Onlarla Allah'a şirk koşma elbisesini çıkar. İhtiras elbisesini, ahmaklık, gevşeklik elbisesini, ücub, kendini beğenmişlik elbisesini, nifak, ikiyüzlülük elbisesini çıkar, at. Halk arasında muteber insan olma hevesini at. Onların sana teveccühlerini, sana hediyeler vermelerini, izzeti ikramlarda bulunmalarını arzu etme. Bu duyguları üzerinden soy ve at. Dünya elbisesini çıkar, at. Ahiret elbisesini giy. Kuvvetinden, kudretinden, gücünden, izzetinden, kereminden sıyrıl. Kuvvetsiz, kudretsiz olarak, sebeplere dayanmayarak, mahlukattan hiçbir şeyi ortak koşmayarak, şirk koşmayarak kendini izzet ve celal sahibi Allah'ın huzuruna bırak. Bunları yaptığın an Allah'ın lütuflarının senin etrafına gelmeye başladığını, rahmetinin seni sardığını, nimeti ile minnetinin seni bürüdüğünü ve seni Allah'ın bütün bu lütuflarına bağladığını görürsün. Allah'a koş. Sensiz ve senden gayrisiz ona dön. Ona var. Masivadan tamamen kopmuş ve sıyrılmış olarak ona git. Yalnız başına ve masivadan tamamen ayrılmış olarak ona git. Ta ki seni toplasın ve zahir ve batın kuvvetlerine ulaştırsın. Zahir ve batın kuvvetlerinle seni birleştirsin. Tek başına ve masivadan sıyrılmış olarak ona git. Ta ki eğer bütün mümkünler alemini senin üzerine kapar ve bütün ağırlıkları üzerine yüklerse, bundan hiçbiri sana zarar vermesin. Bilakis bu durumda seni korusun. Kim ki tevhid eliyle insanları
züht eliyle dünyayı, rağbet eliyle de masivayı yok eder ve bunlara güvenip bağlanmaktan kendini korursa, behemhal kurtuluşa ermiş, dünyanın da ahiretin de hayırlı nasibini almış demektir. Siz ölmeden önce nefslerinizi, hevai arzularınızı, şeytanlarınızı öldürmelisiniz. Size bilinen ve herkese şamil olan ölümden önce hususi ölüm gerek. Siz ruhun bedenden ayrılması manasındaki ölümden önce kendinizde mevcut bazı kötü hasretleri öldürmelisiniz. Nefslerinizi, hevai arzularınızı, şeytani heves ve duygularınızı öldürmelisiniz. Ey ahali! Geliniz, benim söylediklerime icabet ediniz. Zira ben, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın davetçisiyim. Sizi O'nun kapısına çağırıyorum. O'na itaate çağırıyorum. Kendi nefsime çağırmıyorum. Münafık, halkı hiçbir şekilde İzzet ve Celal sahibi Allah'a çağırmaz. O, hep kendi nefsine çağırır. O hep hazlarının talibidir, zevklerin talibidir. O hep alma taliptir. Hep dünyalık peşindedir, dünyaya taliptir. Ey cahil! Sen bu söylenenlere kulak asmaz, kendi nefsin ve hevai arzularınla yine kendi köşende baş başa oturursun. Halbuki sen önce şeyhlerin, mürşitlerin sohbetine muhtaçsın. Nefsini, hevai duygu ve arzularını, masivayı, Allah'tan başka her şeyi öldürmeye muhtaçsın. Önce onların, yani şeyhlerin, mürşitlerin, büyüklerin kapısına git. Oradan alacaklarını aldıktan sonra gel. Kendi köşende İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kal. Bunları tamamen yaptıktan sonra artık sen İzzet ve Celal sahibi Allah'ın izniyle insanlar için bir deva, bir hidayetçi, bir mürşit olursun. Halbuki şu anda senin dilin takva sahibi fakat kalbin facir, kötü. Dilin İzzet ve Celal sahibi Allah'a hamd ediyor. Kalbin ise ona itirazlarda bulunuyor. Dışın Müslüman, için kafir, imansız. Dışın muvahhid tevhid ehli, için müşrik. Allah'a eş ve ortak da nice. Zahitliğin görünüşte, dindarlığın görünüşte. İçin ise harap, perişan. Tıpkı duvarlarının dış yüzü bembeyaz bir hela yahut mezbele çöplük üzerine yığılmış bir yemek gibi. Sen böyle olmakta devam ettiğin müddetçe şeytan senin kalbinde çadır kurar ve orayı kendisine mesken edinir. Mümin önce batının imar ile işe başlar. Önce içini düzeltir, sonra da dışını. Tıpkı ev bina etmekte olan bir kişi gibi ki, o önce evin içini düzene koyar. Masrafları ve emeği oraya harcar. O sırada kapı henüz bakımsız ve haraptır. İçini tamamen düzene koyup güzelleştirdikten sonra ise sıra kapıya gelir. Bu sefer onu yapar. Düzene koyar ve güzelleştirir. İşte bu bahiste de durum aynıdır. Önce İzzet ve Celal sahibi Allah ile ve O'nun rızası ile işe başlanır. Daha sonra da O'nun izniyle. Diğer insanların irşadına dönülür. Başlangıç ahiretin tahsili ile başlar. Ondan sonra da dünyevi kısmetlerin
nailiyetine yönelmek gelir.